Çok değerli baro başkanlarımız ve baro başkanlarımızla birlikte Türkiye Barolar Birliği'ni teşrif etmiş heyetleri, Türkiye Barolar Birliği'nin değerli kurullarının üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği'nin emektar personelleri, barolarımızın artık her yerde kahrımızı çeken çok değerli çalışanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 37. Baro Başkanları toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Toplantımıza başlamadan önce izninizle her zaman yaptığımız gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti ve demokrasi olması için doğru temeller üzerinde inşa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun tüm dava arkadaşları, milli mücadele şehit ve gazilerimiz ve milletimizi, vatanımızı korumak için daha sonra göğsünü siper etmiş, şehit düşmüş tüm kahramanlarımız. Ve elbette görevinin başında, görevini yaptığı sırada şiddet kurbanı olmuş, hayatını yitirmiş avukat, hakim, savcı, öğretim üyesi tüm meslektaşlarımızın ve en son olarak da toplumda yaygınlaşmaya başlayan, damarlarımıza enjekte edilir hale gelmiş olan şiddetin kurbanı Ceren Damar hocamızın aziz hatırası önünde ve bilhassa şiddete, farklı fikirlere tahammülü olmayanların, toplumsal barışı bizim gibi hukuk paydasında, adalet paydasında milyonları kucaklaştırmak amacını hayata en iyi geçiren meslek örgütünün iki çok değerli ismini, kardeşim, dostum Tahir Elçi başkanımızın ve yıllar önce yine aynı şekilde katledilmiş olan Ali Günday başkanımızın aziz hatırası önünde hepinizi saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum.
Teşekkür ederim. Ruhları şad olsun. İzninizle kısa bir tanışma yapalım mı? Aramızda ilk kez baro başkanlığı görevine seçilmiş olanlar var. İlk kez derken daha önce bir dönem ara verip bir iki dönem sonra tekrar seçilmiş olan tecrübelerimiz var ama tanışmak babında. Şöyle sırayla gidiyorum, benim elimde yanda yeni seçildi ibaresine göre. Bu arada olabilir, eksik yazılmış olabilir. Ben de yeni seçildim derseniz. Efendim, Ağrı Barosu Başkanımız Avukat Mehmet Salih Aydın. Tebrik ediyoruz efendim. Aksaray Barosu Başkanımız Avukat Ramazan Erhan Toprak. Tebrik ediyorum. Ankara Barosu Başkanımız Avukat Ramiz Erinç Sağkan. Tebrik ediyoruz. Bingöl Barosu Başkanımız Avukat Hanifi Budan Camanak. Tebrik ediyoruz. Çekiyorsunuz değil mi oraları? Böyle kamerayı döndürüyorsunuz değil mi? Beni çekmeyin. Ayağa kalkanları çekin çocuklar. Efendim, Bolu Barosu Başkanımız Avukat Sabri Erhendekçi. Çorum Barosu Başkanımız Avukat Kenan Yaşar. Diyarbakır Barosu Başkanımız Avukat Cihan Aydın. Edirne Barosu Başkanımız Avukat Alper Pınar. Elazığ Barosu Başkanımız Avukat Mustafa Yentür. Eskişehir Barosu Başkanımız Avukat Mustafa Elagöz. Gaziantep Barosu Başkanımız Avukat Bektaş Şarklı. Iğdır Barosu Başkanımız Avukat Serkan Alakan. Henüz seçilmedi ama şu ana kadar tek aday gidiyor, bilemiyoruz durumu, ama şu an Isparta Baromuzun başkan vekili Avukat Ünsal Çankaya. Ve bildiğimiz kadarıyla da aday. İnşallah. Peki efendim. İzmir Barosu Başkanımız Avukat Özkan Yücel. Kahramanmaraş Barosu Başkanımız Avukat Muhammed Burak Gül. Kastamonu Barosu Başkanımız Avukat Özgür Demir. Kocaeli Barosu Başkanımız Avukat Bahar Gültekin Candemir. Mersin Barosu Başkanımız Avukat Bilgin Yeşilboğaz. Bir ara dönem seçilmişti ama şimdi evet, o yani tamamlama için seçilmişti. Şimdi yeniden. Niğde Barosu Başkanımız Avukat Osman Çimen. Osmaniye Barosu Başkanımız Avukat İbrahim Halil Yavuz Doğan. Rize Barosu Başkanımız Avukat Ümit Peçe. Sakarya Barosu Başkanımız Avukat Abdurrahim Burak. Sivas Barosu Başkanımız Avukat Hacı Yılmaz Demir. Şanlıurfa Barosu Başkanımız Avukat Abdullah Öncel. Tekirdağ Barosu Başkanımız Avukat Sedat Tekneci. Tokat Barosu Başkanımız Avukat Melih Yardımcı. Tunceli Barosu Başkanımız Avukat Kenan Çetin.
Uşak Barosu Başkanımız Avukat Kazım Kargı. Van Barosu Başkanımız Avukat Zülküf Uçar. Yalova Barosu Başkanımız Avukat Fedai Doğruyor. Bir yarı yarıya yakın bir değil mi yenilenme aşağı yukarı. Zonguldak, evet doğru söylüyorsunuz. Biz Mersin'e yine yeniden derken tabii Zonguldak Barosu Başkanımız Özel Eroğlu da yine yeniden ara dönemde birkaç ayı tamamladıktan sonra şimdi tam dönem için aday oldu ve seçildiler başkanımız. Başka unuttuğum yok herhalde. Peki. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Halime Hanım için artık seçim yapılmıyor Bilecik. O sanıyorum anayasanın bir ek maddesine bir şey konmuş olabilir o. Torba değişiklik sırasında bakacağım. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, ben size mümkün olduğunca kısa genel bilgilendirme yapacağım. Buradaki çok sayın başkanlarımız ve heyetlerimizle birlikte seçimden sonra seçimlerinizden sonra en az bir kere pek çoğuyla bazı başkanlarımız ve heyetleriyle denk geldi birkaç defa. Çok çeşitli çalışma toplantıları yaptık. Baş başa veya heyetleriyle birlikte. Hatta biz önceden usulü yapılan işte o protokol ziyaretlerini de biliyorsunuz çalışma toplantılarına çevirdik. Kalem kağıdı aldık. Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyızı en derin şekilde tartıştık, istişare ettik, görüşleri aldık, not ettik ve onlardan çok istifade ettik. Bizim buradaki amacımız hem burada olup bitenleri ya da Türkiye'nin başka yerinde olup bitenleri öbür barolarımıza aktarabilmek, hem de orada olup bitenleri sahadan bilgiyi buraya alıp ondan yararlanmak şeklindeydi. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizler için de yani salt bir protokol, nezaket ziyareti bizim aramızda protokol yok. Zaten birbirimizi sadece saymıyoruz. Çok uzun yıllardır birlikte çalışmanın verdiği bir alışkanlıkla artık pek çoğumuz aile gibi de olduk. Bunu da çok gururla söylüyorum. Ama bu ziyaretleri bir çalışma ziyaretine çevirerek birbirimizden çok bilgilendik. Dolayısıyla buraya kıymetli başkanlarımız olan biten hakkında oldukça geniş bir malumatla geldiler. Bizler de barolarda olup bitenler hakkında oldukça geniş bir malumata sizler sayesinde bu çalışma toplantıları sonucunda vakıfız. Bir de biliyorsunuz biz olabildiğince çok baromuzu ziyaret edip orada meslektaşlarımızla, seçilmiş heyetlerle ve şehir dokusuyla ve adliye ile birebir teması önemsiyoruz. Ankara'da 3 gün geçiriyorsak işte 3 günü 4 günü de Ankara dışında birkaç ilimizde geçirmeye dikkat ederek her yerde olmaya çalışıyoruz. Ama kıymetli hazırın buradayken ve kayda da geçecek şekilde ben derli toplu kısa size bazı bilgileri sunacağım. Bunları arzu ederseniz not edin. Arzu ederseniz aklınızda tutun. Arzu ederseniz zaten kayıtlar gelecek. Bunların üstüne soruları ve yorumları alırsak çok verimli bir şekilde bu toplantıdan sonuçlar çıkartırız.
Değerli hazırın, şu başlıkları konuşacağım size. Ekleyebilirim isterseniz. Sınavla ilgili gelişmeler. Birinci vereceğim bilgi bu. Cumhuriyet Savcılığında dosya incelemeye ilişkin bilgiler. UYAP sorgularındaki ücretlendirme meselesi. Yaklaşan arabuluculuk sınavına ilişkin son bilgiler. Anayasa Mahkemesi önünde mesleğimizin geleceğini ilgilendiren iki dava vardı. Biri bitti, biri sona yaklaştı. Arabuluculukta taraf vekilliği konusu. 35A yönergemizin gördüğüm en hukuksuz kararlardan biriyle iptal edilmesi, hususi pasaport yani yeşil pasaport meselesi, SDF hakkında kısacık bilgi, meslek içi eğitim, staj eğitimi konusunda kısacık bilgi ve hep birlikte gitmek üzere planladığımız 23, 24, 25 Nisan tarihlerine planladığımız ve ufuk açıcı olacağına inandığım Avrupa Konseyi'nde eğitim çalışması. Tüm baro başkanlarımızla birlikte gideceğimiz bir eğitim çalışması. Kolay olanlardan başlayayım. Kısa olanlardan. Son maddeyi söyleyeyim. Bu talep çok uzun zamandır önceki dönemlerde baro başkanlarımızdan gelmekteydi. Ben yurt dışına gidip de acaba neler öğrenebiliriz, hakikaten bir şey öğrenebilir miyiz, ne yapabiliriz gibi tereddütlerim vardı Allah için. Fakat ön yargıların yanlış olduğunu bilmeme rağmen işte insanız. Bu defa gittim. Geçtiğimiz ay bir proje kapsamında gittim. Gitmiyordum genellikle. Ben de gitmek istiyorum dedim. Proje giderken ben de ayrı bir Barolar Birliği görevlendirmesiyle gittim. Açık söyleyeyim, bakış açılarımda değişme oldu. Avrupa Konseyi'nin mutfağını öğrendim. Türkiye nasıl ki Ankara'dan, İstanbul'dan, Ankara'nın belli semtlerinden ya da Muğla'dan ya da Şırnak'tan ya da Edirne'den ya da Van'dan ya da işte Çorum'dan ibaret değil, Türkiye bir bütünse dünya da Türkiye'den ibaret değil ve tüm stratejilerin, planlamaların belli bir dünya perspektifine oturtulması gerektiğini gördüm, anladım. Mutfağında bize gerçekten gurur duyacağımız şekilde oradaki Türkiye'den gitmiş pırıl pırıl hukukçular ama Avrupa Konseyi memuru hepsi, uluslararası memur. Tamamına yakını da öğrencim. Bir insanın öğrencisinden ders almasının gururunu da yaşadım. Ben iki gün boyunca not tutarak ders aldım. Muazzam bir tecrübeydi benim için. Ve Avrupa Konseyi desteği ve fonlarından Türkiye'ye nasıl büyük bir katkıyı getirebiliriz, nasıl daha büyük bir katkıyı getirebiliriz düşündük, planladık. Şimdi bunu sizin gözünüzle görmenizi istiyorum. Çünkü oraya gidildiğinde gerçekten herkes, hepimiz farklı bir tecrübeyle döneceğiz.
Ayrıca büyük daire duruşmalarından biri yapılacak. Çok özel izinle büyük daire duruşmasında az sayıdaki sandalyeden herhalde yarısından fazlasını ayırttık. Bu programın tüm detayları hazırlanıyor. Size ulaşacak efendim. Buraya 3 ya da 4 günlük bir çalışma ziyareti için büyük daire duruşması izlenecek. Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dersler alınacak. Ve önümüzde canlanacak mesele. Mutfağını öğreneceğiz. Sonra da bu imkanların projelerle nasıl ülkemize ve şehirlerimize getirilebileceğine orada bilerek, görerek daha iyi karar verebileceğiz. Avrupa Konseyi bizim. Bütçesini biz veriyoruz. Türkiye'nin yıllık 14 milyar avroluk bütçe verdiği bir bize ait bir uluslararası örgüt. O yüzden sonuna kadar da buradan yararlanmak gerekiyor sevgili meslektaşlarım. Bunu aradan çıkarttıktan sonra tersten gideyim. Meslek içi eğitim, staj eğitimi çok hızlı gidiyor, çok güzel gidiyor. Bu konuda adresi biliyorsunuz. Değerli Ünsal Başkanıma ilettiğiniz, bana da hatırlattığınız her konuyu zaten başkanım yakından takip ediyor. Ben de yakından takip ediyorum. Yine orada zirvedeyiz. Çok çok iyi oturttuk hepsini. Ancak klasik eğitim konularının dışında bir oligarşiyi, bir avuç firmanın bizlerin ilgilenmemiş olması sebebiyle elinde bırakılmış alanları meslektaşlarımızın büyük kitlesine açma kararlılığımız vardır. Bu çerçevede meslektaşlarımıza, özellikle genç meslektaşlarımıza kapalı olduğu izlenimi verilen tahkimde taraf vekilliğinden tutun da sermaye piyasası önünde, rekabet kurulu önünde, vergi mahkemelerinde avukatlık hizmetleri genç meslektaşlarımız tarafından korkulacak ve kaçınılacak alanlar olmaktan çıkarılacak. Genç meslektaşlarımız sadece icra dosyalarına mahkum edilmekten kurtulacaktır. Çünkü emin olunuz birkaç sene içerisinde o icra dosyalarındaki takibi Avrupa'da bize o dersi de vereceklerdir. Yapay zeka devralacaktır. Avukatsız yürümeye başlayacaktır onlar. Yani biz genç meslektaşlarımızı 3 sene, 5 sene sonrasına ciddi bir şekilde yetiştirmek zorundayız. Bu yüksek heyetin en önemli görevlerinden biri. Artık %50'si gençleşmiş olan meslektaşlara CMK tarifelerinin artışının üstünde, adli yardım avukatlığının üstünde, tapuda 300 liraya işlem takip edersek hayatımız kurtulurun üstünde zirveyi hedef gösterme zorunluluğu, görevi vardır. Bu zirveye gençler çıkmak hakkına sahiptir. Yeter ki yetiştirelim arkadaşlar. Yeter ki yetiştirelim. Türkiye Barolar Birliği olarak bu konuda üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Yapmaya da başladık. Bu ikisini hızlıca aradan çıkardım. Sorunuz olursa sorabilirsiniz. SDF ile ilgili sevgili meslektaşlarım, geçen gün ombudsmana bir avukatımız, ismi gizli, vekalet pulunu kaldırın diye, ne diyeyim, bir dilekçe yazmış. Bir dakika. Şu bilgilere vakıf olursak bunu
en iyi şekilde her yerde benzer düşüncede olanlara da yapmayın, bakın ne yapıyorsunuz diyebilecek şekilde anlatırız. Çok özür dilerim. Ombudsman nerede? Şurada dursana. Ben gelirken söyleyeyim. Efendim o yazdığımız şeyin içinde şu var. Yaklaşık olarak 10 yıl içerisinde ama %95'i son 5 yıl içinde olmak üzere 100 bine yakın meslektaşımız, bir kısmı aynıdır, bir imzayla yatarak tedavi hizmeti almışlardır. Bundan zaten buna nokta dedikten sonra başka hiçbir şey demeye de gerek yok. Budur. Bu dünyada bir meslek örgütünün sunduğu emsalsiz bir sosyal yardım hizmetidir. Bu eskiden de veriliyordu derler. Eskiden sembolik laf olsun diye verilen bir hizmet. Şu anda 160 civarında hastanede, 60 civarında 50 küsur ilde meslektaşlarımızın emrine sunulmuştur. Bu pulun, vekalet pulunun getirilmiş olması muazzam bir icattır. Bu icada herkes sahip çıkıyor. İcadın sahibini de ben şu arkamda gördüğünüz kitaplarda gerçek sahibini de buldum. Güneşin altında yeni bir şey yok. Tabii herkes işin ucundan tutmuş ve bu noktaya gelinmiş. Ayrıca 50'nin üzerinde öksüz yetime buradan bakılmaktadır. Kanser hastalarımız ayakta tedavide de buradan yararlanmaktadır. Bu pula göz diken kimse avukatların kendilerine ve ailelerinin ve çocuklarının hayatına göz dikmektedir. Bu kadar söyleyeyim. Ve stajyer avukatların. Böyle bir hizmetin emsali dünyada yoktur. Buradan kalan parayla da barolarımızı şehirlerinde en ön sırada kanaat merkezi haline getirecek sosyal ve idari tesisler tek tek yapılmaktadır. Umut ediyorum çok kısa sürede yatırım almamış hiçbir baromuz kalmayacaktır. Adım 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 bitiriyoruz. Sırada Aydın'ımız var. Son noktaya geldik. Sırada Gaziantep'imiz var. Son noktaya geldik. Siz yatırımı aldınız, inşaatı var. Bingöl'ümüz var. Samsun'umuz var. Siirt bitecek. Antalya alındı. Bitecek. Adana'da rüya gibi bir iş yaptık. Adana Barosu Başkanımıza olurunu önümüze koyduğu için teşekkür ediyorum. Bakın, bizim hizmet edebilmemiz için barodan olacak teklifin gelmesi lazım. Fantazi teklif geldiğinde bu baro başkanımızı belki kendi tabanına karşı ben şöyle bir teklif getirdim deme imkanını kısa vadede verir ama hizmeti getirmez. Olacağı getirdi Adana Baro Başkanımız. Rüya gibi bir işe giriyoruz. Rüya gibi bir işe giriyoruz. Osmaniye'yi bitirdik. Çok şükür. Trabzon müthiş bir hizmet oldu. Van bitti. En yakın zamanda inşallah açacağız. Balıkesir tıkır tıkır işlemeye başladı. Denizli, Muğla, bunlar sonuç aldılar. Osmaniye gayet iyi durumda gidiyor. Daha da güzel olacak. Hizmet almamış her baromuza bu hizmeti verme yükümlülüğümüz var.
Yeter ki hem makul olsun hem de adliyelerin yeri belirlensin. Şimdi adliyelerin yeri çok değişken olduğu zaman nereye neyi yapacağımız konusunda da sıkıntı çekebiliyoruz haklı olarak. Başkanlarımız o konuda tereddüt edebiliyorlar. Düzce bana göre yaptığımız en kullanışlı yerlerden biri oldu. Yani muazzam bir iş oldu. Sokağın bir tarafında Düzce Adliyesi yazıyor. Düzce Adliyesi'nden dışarı baktıklarında hoşlarına gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama Düzce Adliyesi tabelasını görmüyorlar. Düzce Barosu'nu görüyorlar. Bu hoş bir şey. Çankırı'da sadece Çankırı'nın değil yani tüm Türkiye'nin göz bebeği bir anıtı ayağa kaldırdık. Hem anıt eser olarak ayağa kaldırdık hem her türlü işimizi görecek. Yani konferans salonundan öbür işlere de görecek. Bu arada tabii bazı yanlış yatırımlar yapılmış kanaatimce. Yani şehrin içindeki bir konağı ayağa kaldıralım da şehre bir hizmette bulunalım şeklinde. Evet güzel. Kenara ayırabileceğimiz ve başka hizmete harcamak zorunda olmadığımız çok büyük bir para olur da şehirde bir konağı da ayağa kaldırırız. Mesela Antakya'mız böyle. Antakya'da gitmişiz vaktiyle. Konak ayağa kaldırmışız. Ama Antakya'nın hiçbir işine yaramıyor şu anda. O zaman bizim görevimiz ne? Antakya'nın işine yarayan bir yer yapmamız gerekiyor. Şırnak yerle bir oldu. Yerle bir oldu. Yaptık yerle bir oldu. Şırnak bu memleketin asli parçası değil mi arkadaşlar? Şırnak'taki avukatımız bizim avukatımız değil mi arkadaşlar? Ne kadar çok sahiplenirsek o kadar iyi sonuçlar alacağız. Diyarbakır'a adliyenin arazisi içerisinde 5 dönümlük yeri ifraz ettirdik. Türkiye'de emsaldir, ilktir. Onun peşindeyiz. Bize verilecek 5 dönümlük yer. Oraya umut ediyorum inşaat yapacağız. Adalet Bakanlığı'nın kapısına resmen bu konuda kamp kurduk. Çıkartacağız onu. Öyle umut ediyorum. Kocaeli hizmet bekler alacaktır. Alacaktır kuşkusuz. İzmir hizmet bekler iyi bir iletişimi sağlayıp nereye ne yapılacağına birlikte karar verip İzmir alacaktır. Ankara Barosu hizmet bekler alacaktır o hizmeti. İstanbul'a ne yapsak yetmiyor. İstanbul her gün 8-10 baro kadar büyüyor. O yüzden bir mutlaka desteklenmesi lazım. Bunların ayrıntılarına girip sizi boğmak istemiyorum. Sadece bilin ki burada ayrım gözetilmeksizin nerede ne imkan bulunursa bütçe imkanımız ve bulunan yer elverişliliği yan yana geldiğinde o hizmet yapılıyor arkadaşlar. Yalnız tabii sizden de şunu istirham ediyorum. Bir önceki baro başkanının döneminde yapılan hizmetin sizin için çok elverişli olmaması yeni bir inşaat yaptırma hakkını bize vermiyor. Çünkü hizmet alamamış olan barolarımız sıradadır. Onlara izah edemeyiz. Ancak şu olur. Bir mücbir sebep yaratan durumda yıkılmıştır. Şehir merkezi taşınmıştır. Bir şey olmuştur. Gerekçesi vardır. O haklıdır. Ya da mevcutu satıp taşınan adliyenin yanına ilave masraf yapmadan götürme projesi önümüze konursa onu da yaparız. Elimizden gelen hepsini bir gayretle yapmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu konudaki her türlü yapıcı eleştirinizi de başımın üstünde kabul edeceğimi biliniz. Yeşil pasaport meselesi
Sevgili meslektaşlarım, bir dönem bir siyasetçi bir şey demişti çok eskiden. Buradaki meslektaşlarımızın bir kısmının yaşı onu hatırlamaya yetmez, bir kısmı fazla yeter. Ben öyle diyeceğim, yeşil pasaportta. Gözlerime bakın anlarsınız. Artık yeşil pasaport konusunu şehirlerimizde sosyal medyada dile getirmemenizi rica ediyorum. Daha da sormayın. Bakın rica ediyorum. Ya Kerami Başkanım ya sen sorma bari ya. Ya bir dur. Yeşil pasaport meselesini ha biraz durun. Bir bekleyin. Ya bakın bir konuşmayalım bunu. Yeşil pasaport sürecinde, mecrasında yürüyor. Yürüyor. Ama bu ricam, hadi benden gelsin bu rica. Hadi benden gelmiş olsun bu rica. Bir süre ne olur bunu konuşmayın. Rica ediyorum. Sonra konuşuruz. Bunda vereceğim mesaj bu kadar kısa. Şimdi 35 A'mızı iptal ettiler. 35 A maddesini değil tabii ki. 35 A yönergemizi iptal ettiler. Etsinler. Etsinler. Anlaşılır bir şey değil. Anlaşılır bir nefret değil. Anlaşılır bir öfke ve bir kıskançlık değil. Avukatlığın gerçekten çıkışı olabilecek bir yönerge, bir kurumu en fazla daha çok dikkat çekerler. Biz 35 A'ya bu yönerge iptaline rağmen kanuna aykırı olmamak kaydıyla istediğimiz gibi uygulayabilir miyiz? O zaman uygulamaya devam edeceğiz. 35 A'yı anlatmaya devam edeceğiz. 35 A eğitimlerini vermeye devam edeceğiz. Forumları vermeye devam edeceğiz. 35 A odalarında meslektaşlarımızı taraflarla buluşturmaya devam edeceğiz. Ve yönergenin de daha sonra tekrar çıkarılmasını biz sağlayacağız. Arabuluculukta taraf vekilliği meselesi. Şimdi sevgili arkadaşlar, en zor şey siyah ya da beyaz olmayanı konuşmak. Siyah ve beyazın konuşulması çok kolay. Siyah siyah, beyaz beyaz. Şimdi benim, sizin arabuluculukla ilgili şahsi düşüncenizin değeri bir yere kadar. Ama arabuluculuğun mevzuatımızda giderek etkinleştirilecek şekilde varlığı bir vaka. Şu halde bu vakayı bir veri olarak alıp biz arabuluculuğun içine taraf vekilliğini nasıl sokarız? Konu bu. Burada değerli meslektaşlarım, sayın başkanlarım, taraf avukatlığı da denilebilir, taraf vekilliği de denilebilir. Biz daha önce taraf avukatlığı diyorduk. Taraf vekilliğine bunu değiştirmemizin sebebini bilmenizi isterim. Şu aynı şeyi kastediyoruz.
Bir kere çok haklı olarak bir değerli meslektaşımız dedi ki ya taraf avukatı olmayan avukat olabilir mi bir uyuşmazlıkta? Ne olabilir? İzleyici avukat olabilir. E ondan bana ne? Yani bir uyuşmazlıkta taraf vekilleri yerlerini aldılar denir. Taraf avukatı olmayan avukat dinleyici sırasında durur. Başka bir fonksiyonu yoktur. Ancak sizlerin de gördüğü, hissettiği ve kızdığı, endişelendiği bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Bazı arabulucu hukukçular biz de avukatız. Biz de avukat olduğumuza göre ya zaten çok da avukata ihtiyaç yok. Tarafı temsil edecek vekile ihtiyaç yok düşüncesini çok yüksek sesli olmasa da çok etkili bir şekilde pompalıyorlar. Geneli tenzih ederim ama bu sistemli bir şekilde pompalanıyor. O yüzden taraf avukatlığı diye bir kalıp çok yanlış olduğuna göre biz de hukukçuyuz. Mefhumu muhalifinden taraf avukatı değilse taraf olmayanın avukatı kimdir? Arabe AV. Baktık ki onun altını çizmeye başlıyoruz. O yüzden hemen dedik ki arkadaş yanlış kullanmayalım. Kanunumuza göre avukat vekil sadece avukat olabilir. Avukattan başka kimse zaten bu kanuna göre vekil olamaz. Şirketin organı ya da tüzel kişiliğin organı temsilci olarak gelir, avukat olarak gelmez. Misal Amasya Barosu'nu temsil ederken ya temsilcisiniz, cübbe giyemezsiniz, oturacağınız yer farklıdır. Avukat olursanız cübbe giyersiniz, oturacağınız yer farklıdır. Biz burada vekil sıfatını almış olanı kastediyoruz. Taraf avukatlığı demedik ki taraf avukatı olmayanlar da işte arabulucudur denmesin diye. Kaygımız bu. Çünkü daha önce taraf avukatlığı demiştik, bu saldırıya maruz kaldık. İki taraf da haklı bakın söylemlerinde ama %100 haksız olan bir taraf var. Engizisyon döneminde siz de çok iyi okuduklarınızdan bilirsiniz. Hakimler avukatlara derlerdi ki biz de hukuk mezunuyuz. Hukuk mezununa hukuk anlatmak saygısızlıktır. O yüzden sizin bu duruşmada yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur, ihtiyaç yoktur. Sadece engellersiniz adaleti derlerdi. Derlermiş. Giderek avukatsız bir arabuluculuk yaygınlaşırken biz avukatı taraf vekili olarak işin içine sokmak adına tüm Türkiye'de agresif bir eğitim çalışması yapmaya başladık. Bu tüm illere de bölgelere de gidecek, buraya da gelecek ve tamamı bu eğitimlerin şu anda online veriliyor arkadaşlar. Bir sonraki aşama online interaktif kurs düzenine geçmektir. Yani arabuluculukta taraf vekilliğini interaktif online verecek çalışmaya da inşallah başlıyoruz. Bunun yaygınlaşması lazım. Bu çerçevede değerli meslektaşlarım, Sayın Adalet Bakanı ile yaptığımız görüşmede iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun arzu edilen sonuca kağıt üzerinde varmış gibi gösterilmesine rağmen aslında çok büyük bir
toplumsal huzursuzluğun kaynağını oluşturduğu bilgisini sahadan topladığımız verilerle aktardık. Bunun çözümünün de avukatı iş uyuşmazlığında işçinin vekili haline getirecek. Ben barodan avukat istiyorum dediğinde adli yardımdan o fon tabii beslenmek kaydıyla olmak üzere baronun maddi durum araştırması yapmaksızın işçiye dezavantajlı olduğu için avukat görevlendirmesi yoluyla çözülebileceğini söyledik. Bu makul gelmiştir. Kaynağı da vardır. Arabuluculuğun birinci yıl uygulaması biterken bakanlıkla bu derin bir müzakere konusu olacaktır. Elde etmek için bütün gücümüzü buraya teksif edelim. Çünkü bu 400 bin meslektaşımıza arabuluculukta iş demektir. Aynı zamanda arabuluculuğunda amacına toplumsal barışı koruyarak ulaşması demektir. Yoksa bugün arabuluculuk müessesesi bir müessese olmaktan çıkmış, ibra belgesi imzalatmaya dönüşmüştür. Çadırlarda, toplu iş çıkarmalarda para burada, İbraname şeklinde arabuluculuk anlaşma tutanağı burada. At imzanı, al paranı, aldığın para emeğinin onda biri. Bu patlar, bu yürümez. Sayın Bakan'a bu ayrıntılı anlatılmıştır. Çözümün de ne olduğu bellidir. Bir daha keşfetmeye gerek yoktur. Önümüzdeki ay bu konu masaya çok ciddi yatırılacaktır. Onu söylemek istiyorum. Yolunda gidiyor bu. Arabuluculukta sayı meselesini atlıyorum değerli meslektaşlarım. Vahim bir bilgi kulağıma çalınıyor. Vahim ama doğru. Şimdi 8 bin civarında arabulucu var değil mi kayıtlı? O kayıtlı. Kayıtlı 10 bin mi şu anda? 10 bin oldu mu? Son 7500 aktif diye duydum da o yüzden. Peki, özür dilerim. Son bir ayda o zaman bir artış olmuş. 10 bine ulaşmış. Çok iyi biliyorum ki şahsi bilgiyle biliyorum ki, birinci elden biliyorum ki 10 binde tutalım düşüncesi vardı. 10 binde tutalım. Ben de kendilerine 10 binde tutarsak Sayın Başkan, bu 10 bin kişilik bir ayrıcalıklı kitle yaratır. Kalan 110 bin, benim elimden ekmeğim alındı diye kıyameti koparır. Ve arabuluculuğa da zarar verir, topluma da zarar verir. Bunu açın dediydik. Duyduğum kadarıyla en fazla 500, hadi bilemedin 3000 kişinin daha önümüzdeki sınavda kaydedilmesi gibi bir eğilim çok ciddi güç kazanmış. Biz bunu yaparsanız dedik, arabuluculuğun bir toplumsal barış müessesesi olarak takdim edilmesine rağmen ayrıcalıklı sınıfı zengin etme operasyonuna dönüştüğünü düşünürüz. Çok haksız yere sizler de suçlanırsınız. Bunu açmanız lazım. Öyle düşünüyoruz dedik. Şimdi öyle sanıyorum ki
22.500 yeni kişi sınava girecek. Buradan 8 ila 10.000 kişilik bir yeni katılımı sağlamak için gerçekçi sayıyı söylüyorum. Ben 15.000 dedim. Ben 15.000 kişi dedim. Ama 8 ila 10.000 kişi eğer sıkı takip edersek olabilir düşünüyorum. Büyük bir sorun aslında stajyerlerimiz. Şey konuşsana. Van Barosu. Evet, Van Barosu. Yasal değişiklik sonrasında henüz stajyerlerimiz de artık bu arabuluculuk eğitimden geçerek sınava girerek muhtemelen arabulucu olacak. Olamaz. Bildiğiniz orada şöyle bir şey getirdiler. Mesleki çalışması daha önceki başka bir kurumda çalışması 5 yıl varsa atıyorum öğretmenlik yapmıştır. Ama 5 yıldan sonra staj eğitim için var mı öyle bir şey? Buna bir önlem alınmalı. Yani çünkü öğretmenlikten gelmiş olabilir. Başka alanlarda tecrübesi olmuş olabilir ama daha henüz stajyerken öğretmenlikteki 4 yılını 5 yılını sayıyor mu? Orada önemli olan o mesleği. Sayın Başkanım zaten sayılıyor. Yani hukuk fakültesi mezunu olmuş olacak ve hangi işi yapıyor olursa olsun en az 5 yıl kıdemi olmuş olacak. Pizzacılıkta dahi başkanım. Evet. Tamam anladım. Anladım. Bir konu daha var demek ki. Not ettik. Not ettik bunu. Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz. Şimdi sevgili meslektaşlarım. Arabuluculukta sayının artması lazım. Burada izin verirseniz gayet zor bir konuyu, siyah beyaz olmayan bir konuyu huzurunuza getireyim. Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği avukatların temsilcisidir. Avukatların menfaatlerini korur. Başka faaliyet yaparken aynı zamanda avukat sıfatını da taşıyanların menfaatini korumak görevi öncelikli görev tanımımızda yoktur. Biz avukatların örgütüyüz. Şimdi bunu söylediğimde arabuluculuk eğitimi almış ve ara bulmak üzere sinirlenmeden dinlemekle kendini eğittiğini iddia eden bazı arkadaşlarımız sigortalarını ana şalterden attırıyorlar. Söylediğim şu. 1136 sayılı kanun avukatın menfaatinin korunmasından söz ediyor. Aynı zamanda müteahhitlik yapan, müteahhitlik şirketinin işte yönetim kurulunda bulunan, hissedarı olan, tuhafiyeciye ortak olan bunların menfaatinin korunmasından söz etmiyor. Avukatın menfaatinden söz ediyor. Arabulucularda bizi meslektaşımız doğru, noterler gibi, hakimler gibi, savcılar gibi. Ancak arabulucuların menfaatinin korunmasıyla barolarımızın görevli olmaması, avukatların menfaatini korurken baroların arabulucuların menfaatine zarar vermesi anlamına gelmiyor. İşte size tam bir arabulma. Arabuluculara böyle arabuluculuk yapılabileceğini içimizdeki arabulucu arkadaşlarımız iletirse eğitimlerinin seviyesini de görmüş oluruz. Şunu söylüyorum size. Arabulucu dernekleri avukatsız arabuluculuk olmaz diye
kampanyalarını başlatsınlar. İş davalarında, iş uyuşmazlıklarında avukat istiyoruz biz de diye güçlerini birleştirip arkamıza versinler. Biz de arabuluculuğun taraf vekillerinin katılımıyla gerçekleştirilirse bu topluma faydalı olabileceğini, en azından karşı çıkmayacağımızı daha rahat söyleyelim. Bunun sonucunda da 400 bin meslektaşa yeni iş demektir. Orta yol budur. Ama ben arabulucu derneklerinden, uzmanlık derneklerinden avukatın arabuluculuk görüşmelerine katılmasının ne kadar önemli olduğuna dair bir baskı oluşturulmasına dair bir kıvılcım dahi görmedim. Sizden rica ediyorum şimdi. Şehirlerinize, illerinize döndüğünüzde, arabuluculuk dernekleriyle görüştüğünüzde, bakın şu anlamsız kavgayı, gürültüyü, çekişmeyi bırakın. Bu iş elimizde, hepimizin elinde patlamak üzere. İşçi 50 bin liralık alacağı karşılığında 10 bin liralık alacağını, 10 bin lira aldığını gördüğü anda önce zaten size, sonra devlete isyan ediyor. Ondan sonra da bunu yargıya bir şekilde taşıyacak ve bu sistem patlayacak. Gelin avukatlı arabuluculuğu birlikte teşvik edelim. Bunu anlatmanızı uygun görürseniz rica ediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin önünde başka bir konuya geçtim. Çok ciddi bir dava vardı. Disiplin, tüm disiplin mevzuatımız çökmek üzereydi. Çökmek üzereydi. Size bildirdim ama hani sözlü de anlatayım. Yine bir mahkeme. Nedendir bilmem. Allah bilir, o da avukatlıktan gelme bir hakim. Disiplin kurallarına genel bir atıfla avukatlık disiplin mevzuatı olmaz deyip Anayasa Mahkemesi'ne defi yoluyla gitti. Anayasa Mahkemesi de pekala iptal edebilirdi. Ciddi bir hukuki mücadele verdik orada. 1961 tarihli belgeleri, 69'da meslek kurallarımızın işte nasıl yazıldığını hepsini gönderdik. Anayasal dayanaklarını bulduk. Çok şükür disiplin mevzuatımızın dayanağı anayasaya aykırı bulundu, kaldı. Orada başardık. Şimdi önümüzde karşıyan vekalet ücretine ilişkin dava var. Son aşamaya geldi. Sanıyorum Şubat ayında beni duruşmaya çağıracaklar. Ben hepiniz adına gidip duruşmada karşıyan vekalet ücretinin anayasaya aykırı olmadığını, dolayısıyla defi yoluyla götürülmüş itiraz davasının reddedilmesi gerektiğini yazılı savunmamın üstüne bir de sözlü olarak anlatacağım. Allah'ın izniyle bunda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü daha önce bir 10 yıl önce bu gitmiş, gerekçelerde bir değişiklik yok. Bunu da götüren, sökeden bir eski avukat, yeni hakim. Ya sen ne özür diliyorsun herkesten? Vereceğim. Bu da bitti. Başkanım, deminki disiplin hukukuyla alakalı... Neyle efendim? Disiplin hukukuyla alakalı kararla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Kendiniz, isminizi verirseniz kayıt için. Kerem Gürbüz, Samsun Barosu Başkanı.
Sayın Başkanımızın az önce bahsettiği Anayasa Mahkemesi'ne defi yoluyla götürülen konu Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından götürüldü. Maalesef Samsun Barosu Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu karara karşı açılmış bir davaydı. Orada meslektaşımız Samsun Barosu Disiplin Kurulu'nun kararına karşı Barolar Birliği Disiplin Kurulu'na itiraz süresini kaçırmıştı. Üstelik. Biz bununla alakalı bir kere usul yönünden bu davanın reddedilmesi gerektiğine dair savunmamızı yapmış olmamıza rağmen konu Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Şükür olsun ki Anayasa Mahkemesi yanlış bir karar vermedi ve tabiri caizse direkten dönmüş olduk. Yani şeyde de şimdi nihai kararı da geldi 2. İdare Mahkemesi'nin davacı süreyi kaçırmış olmasına rağmen diye de bir cümle kurmuştur. Yani böyle de garip bir durumumuz var. Ayrıca istinafta da mücadelemiz devam edecek bundan sonra. O karar da yeni geldi. Peki bu arada bir parantez içinde de bir bilgi vereyim. 15 Temmuz sonrasında göreve alelacele getirilen hakimlerin tamamı meslek içi eğitime çekildi. O bilgiyi vereyim size. Değişiyor. Kimi 6 ay, kimi 3 ay. İşte tam bunun için çekildi. Ve bir defa da çekilmeyecekler. Mesela 15 gün birisi bir grup alınıyorsa sonra onun tamamlanması için bir ay daha çekilecek. Herkes bunun farkında. Bizler de tabii her gün söylüyoruz. Bunların eksiğini kapamak için ciddi bir eğitim çalışması yapılıyor şu anda. Olumlu görüyorum bunu. Yalnız arabuluculuk sayısının arttırılması konusunda sevgili meslektaşlarım sizden destek istiyorum. Her ne kadar bu doğrudan baroların görevi olmasa da arabulucu sayısının arttırılmaması gerçekten bir ayrıcalıklı kitle yaratacaktır. Uygun görürseniz bunu ilgili yerlerde bunun bir rant kavgasına dönüşmemesi toplumun menfaatine olması için diye anlatabilirsiniz. Uygun görüyorsanız. Şu anda sicile kayıtlı 4900 arabulucu var arkadaşlar. 9000. Özel bana büyük yazacaksınız. 9900. Yaşım artmasın diye gözlük kullanmıyorum. Bit kadar yazıyor. 9491. Peki şimdi sevgili arkadaşlar, üç önemli konu, hepsi önemli de üç büyük konuyu sona bıraktım. Biri yine hızlı bitecek, sorgu meselesi UYAP'tan. Bu kanunda taslak yazılırken biz oradaydık. İki aynı dosyada, aynı 24 saatte iki idi. Ya iki olur mu dedik. 5 yazıldı. Sonra da bakanlığın yetkisiyle Haziran'a kadar sıfırlandı. Şimdi bunun sebebini size söylüyorum. Bunun bize aktarılan sebebi oradan gelecek 50 kuruşla birinin boyunun uzayacağı ya da kısa kalacağı değil. Haziran'dan, dün Bakan Bey'le görüştüm. Haziran'dan sonra da bunun artmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Mesele şu. Bir dosyada bir 24 saat içerisinde sabaha kadar insanın çalışamayacağı saatlerde 40 bine yakın sorgu yapılıyor. Bunu siz yapmıyorsunuz. Bunu bu ülkenin avukatlarının %99.9'u da yapmıyor. Ama elinde 50 bin, 100 bin dosyası olup
bu dosyaları, helali hoş olsun, tamam, kimsenin ne kadar dosyası var peşinde değiliz, dosyaların sorguları için yasak olan robot sorgu yöntemini kullananlar yapıyor. Robot sorgu işte. Robot sorguyu önlemek için kenarda böyle garip şeyler görüyorsunuz. Fakat yapay zeka, robot sorgu, şimdi o yapay zeka, robot sorgu da yapay zeka. Biz diyorlar yapay zekayı ilerletip ancak insanın anlayacağı bir şifreyi koyuyoruz. Kısa süre sonra robota yapay zeka gelişmesi, robot yapay zekayla onu da anlamaya başlıyor. Bunu önleyebilirsek, biz bunu ücretsiz yapacağız diyorlar. Bunun sonucu şu sevgili arkadaşlar. Aranızda UYAP kullananlar var, arkadaşlarınız var. Haftada 10 tane bakıyorsunuz, 50 tane bakıyorsunuz, 100 tane bakıyorsunuz. Ve UYAP'a bağlanmak istediğinizde UYAP sıklıkla yoğunluktan dolayı sizi almıyor. Şimdi size soruyorum. Makul olan, kurala uyan sizsiniz. UYAP'a giremeyen sizsiniz. Girememe sebebi de UYAP'ın kapasitesini ne yaparsanız yapın aşacak bir dosyada 30 bin sorgu yapan robotlar. Sorumlusu kim bunun? Bunu önlememiz lazım. Bunlar tespit edildiğinde bana göre disiplin suçudur aynı zamanda. Ben bunun disiplin suçu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir dosyada 30 bin aynı anda şey yapmak, bir başka meslektaşın o dosyaya veya o sisteme bağlanmasını saygısızca önlemektir. Bu, siz otomobilinizi en nizami şekilde park etmek için şehirde bir saatinizi geçirirken engelli yerine gelip cart diye park etme terbiyesizliğidir bu. O gideceği yere yetişirken siz randevunuza gecikirsiniz, onun arabası çekilmez, siz müeyyideye tabi olursunuz. Yani bunları önlemek lazım. Biz kendi aramızda kurallara uymalıyız ki en azından topluma giderek hakim olan, hakim olmaya başlayan bu hoşgörüsüzlük, sığlık, bir başkasının hakkına zerre kadar önem vermemek, otopark sırası beklerken arkadan gelip senin önüne geçip park yerini işgal etmek, işte bunlar bizi buraya yansımaları bunlar. Siz yapmazsınız. Ama yapana da hoşgörüyle bakmamak lazım. Başka bir formül buluyorsak, bunları istiyorsanız bize bildirin, biz disiplin cezası uygulayacağız diyelim. Çünkü şu 6 ayı bir deneme süresi olarak geçireceğiz. Önleyebilirsek tamamen parasız olacak. Yaparım. Ya buradan yap derseniz yaparım. Olur efendim, yaparım. Not alır mısınız onu? Tamam. Başkanım, çok haklı bir not. Sayın Başkanım, Ordu Barosu Başkanı. Evet. Sayın Murat Başkanım, bu sorgu yapanlar, yani 40 bin 50 bin sorgu yaptığınızdan bahsettiğiniz hukuk büroları zaten sistemsel olarak tespit edilebilecek durumdadır. Aynen öyle. Yani bir avuç. Bellidir zaten bunlar. Bunlara ilişkin bir işlem başlatılabilir bence. İşte tam not aldım. Tam, pardon, ben duymamıştım. Sağ olun başkanım. Not aldım. Bakanlığa soralım. Bakanlık bize bildirsin. Biz de barolarımıza bildirelim. Siz de hassasiyetle gereğini yapın. Biz işlem yapamayız. Size bildireceğiz. Siz yapacaksınız.
Sınavla, özür dilerim, savcılıkta dosya inceleme, biliyorsunuz hepimizin şu an artan bir derdi bu. Bu konuda burada çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Hemen bilgilerini sunacağım size. Yani belgeyle konuşmak istiyorum o yüzden efendim. Şurada. Bir şey olmaz değil mi? Şimdi değerli meslektaşlarım, bu önemli bir konu ve bu gerçekten mesleğimizin icrasını gerçekten çok yakından ilgilendiren ve zorlaştıracak bir konu. Bunlar kütüphanededir. Çok esaslı bir külliyattır bizim kütüphanemizde. Avukatlık kanunları geçmişten günümüze. Bizim avukatlık kanunları. Ben de bu işin ne olduğunu anlamaya inat ettim. Ve çalıştık burada. Şimdi sevgili meslektaşlar, vaktinizi bir 8 ila 10 dakika bu konuya ilişkin almam gerekir diye düşünüyorum. İzin verirseniz. Biz Ankara Barosu yönetimindeyken ben Erinç Bey yönetim kurulu üyemizdi. Değerli meslektaşlarım, bir hukuki mütalaa kitabı çıkardık. Böyle bir kitap daha sonra çıkartılmadı. Bu hukuki mütalaa kitabının yazarları ayrı ayrı Köksal Bayraktar, Vahit Bıçak, Timur Demirbaş, Yüksel Ersoy, Ayşe Nuhoğlu, Veli Özer Özbek, Muharrem Özen, Meral Sungurtekin Özkan, Ersan Şen, Nevzat Toroslu, Feridun Yenisey, Devrim Güngör, Hakan Karakahya, Ali Kemal Yıldız, Sinan Artunç, Güneş Okuyucu. Bunların her birinin bu kitapta mütalaaları var. Bu mütalaaların alınma sebebi neydi? Vahim, vahim, vahim bir gelişme sebebiydi. Yargıtay ceza daireleri vekaletname ibraz etmeyen avukata dosya göstermem dedi. Bunu itiraz merciği var ama idari, başkanlar kurulu var, birinci başkanlar kurulu. Oraya itiraz ederken dedik ki Yargıtay bilimsel mütalaalarla karar versin. Buyurun dedik, bu. Kitaba çevirdik, üst yazı yazdık, verdik. Yargıtay iki satır, talebiniz usul ve yasaya uygun görülmemiştir dedi. Reddetti. Bir Yargıtay adli yıl açılış konuşmamda gerekçesiz bu reddi Yargıtay'a şikayet ediyorum. Çünkü şikayet edebileceğim başka yer yok dedim. Size şikayet etmek zorundayım dedim. Gerekçeyi istiyorum dedim. Gerekçe veremeyiz dediler. Yasak dediler. Danıştay'a iptal davası açacağız. Fakat o arada bir sene önce mi, iki sene önce mi Yargıtay'ın bir üye seçimini Danıştay iptal ettiği için kanun değişmiş.
Yargıtay idari kararlarının Danıştay tarafından idari yargı denetimi yasaklanmış. Anayasaya aykırı. Ama yasaklanmış. Kimse de bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüyor. O yolda kapalı. O zaman dedik ki Türkiye şeffaf bir hukuk devleti. Bilgi edinme hakkı kanununa göre verin bize dedik. Veremeyiz dediler. Yine gerekçe yok. E o zaman dedik bu konuda bir üst kurulumuz var. Üst kurulumuzda bizim avukat temsilcilerimiz var. Bizim dönemimizde atanmamış ama ben o arada Barolar Birliği Başkanı oldum. Bu yürüyor bu iş. Buradan atanmış üst kurul temsilcilerimiz var. Üst kurul temsilcilerimizin de oy birliğiyle Türkiye Barolar Birliği'nin talebinin red gerekçesinin verilemeyeceğine karar verildi. Benim kanaatime göre avukatlık tabii bir mesleki suçtur bu verilen oy. Ama üstüne düşmedik, not ettik, geçti. Şimdi bu Yargıtay'da dava dosyası görmek. Bunun hiçbir iler tutar yanı yok. Çünkü 1136 sayılı kanunun 146 taksim 2. maddesinde dava dosyası diyor. E bu dava dosyası değil mi? Ne dosyası bu? Dava dosyasını görme hakkına sahibim. Değil mi efendim? O zaman Mehmet Alkan beyefendiydi. Yüz yüze de sordum. Şahsi takipte yaptım. Aldığım cevap işte öyle. İşte öyle. Bunların hepsini size dağıtacağız şimdi. Kullanın diye. Fakat şu an elimizdeki konu bu değil. Elimizde daha başka bir konu var. Bu kadar kolay değil çözümü. Yani en kolayında bile hukuksuzluğa tosladık. Bu konu başka. Ceza muhakemesi kanunu soruşturmanın gizli olduğu hükmünü amir değerli başkanlarım. Bu gizliliğin istisnası müdafiin dosyayı görmesi. Müdafi tanımı ise şüphelinin avukatı şeklinde. Biz şüphelinin avukatı olmamış, dolayısıyla müdafi sıfatını kazanmamış olanın dosyayı alıp almamaya karar vermek için görmesini istiyoruz. Hal böyle olunca çıkış noktamız, temel dayanak noktamız ceza muhakemesinde CMK'nın müdafiin dosyayı vekaletname sunmaksızın her halde görebileceği hükmü olmuyor. Soruşturma dosyasından söz ediyorum bakın. Dava dosyasında bir problemimiz yok o aşamada. O halde bizim bir başka set hukuk kuralına ihtiyacımız vardı. O da 1136'da var. 1136'nın 46. maddesinin 2. fıkrası değerli meslektaşlarım. Diyor ki dava dosyaları ve takip dosyaları. Yine barolarımızın böyle bizi teşrif ettikleri ve çalışma toplantısı yaptığımız bir gün bu konu açıldı. Ve bana gelen barolarımızın verdiği ödev üstüne bunu çalıştık. Hani siz verdiniz ödevi biz de yaptık. O geri bilgilerle. Dedi ki 46.2'de dosya diyor dava dosyası diyor. Bunu yorumlayamayız. Ama takip kelimesini icra takibi
ve soruşturma dosyası olarak anlayabiliriz dedik. Niye anlamayalım ki? Amaçsal yorum yapıyoruz. Şimdi siz çok iyi biliyorsunuz ki bir hukuk kuralının yorumunu yaparken tarihsel yorum vardır. Amaçsal yorum vardır. Lafzi yorum vardır. Lafzi yorumda takip kelimesi çok sağlam değil sevgili meslektaşlarım. Çünkü icra takibini akla getiriyor. O zaman bunu tarihsel ya da amaçsal yorumla beslememiz lazım. Amaçsal yorumdan önce tarihsel yoruma gittik. Tarihsel yorumda, yani şu gördüğünüz ciltlerde, ya avukat tabii ki soruşturma dosyasını görebilir, görmeden işi alıp almamaya nasıl karar versin gibi bir cümle bir milletvekilimiz tarafından Allah için kürsüden sarf edilip üç kişi de alkışlasaydı onu kullanacaktık. Gözlerimiz yerimizden çıktı ki o gözlerin bir kısmı benim. Ama hayatımın en doyurucu ve birlik başkanlığının 5. Yılının sonuna nasipmiş şu avukatlık kanunları külliyatını okudum. Nasıl bilgilendim anlatamam size. Vekalet pulunun kimler tarafından önerildiği ilk, sonra reddedildiği, avukatlık sınavının kimler tarafından önerilip daha sonra neden olmadığı, o meclisin o kalite dolu tartışmaları, hakikaten müthiş bir külliyattı bu. Kütüphanemizde var, online'da var. Buradan çalışma yapacak olanlar indirebilir. Ve fakat maalesef hükümet tasarısı soruşturma dosyalarının sadece vekaletnamesi olan avukatlar tarafından incelenmesinden söz ediyor gerekçesinde. Sessizlik. Düşünülmemiş dedik. Düşünülmemiş. Kanunun asıl yazarı kanunun cümlelerini yazanlar değil, onu bu yüzyılda uygulayanlardır dedik. Ama içeride de milletvekillerinin konuşmalarını falan arıyoruz. Başka teklifler de olmuş. Elbette ki avukat göremez. Olur mu? Savcılık dosyası gizlidir, soruşturmaya halel gelir gibi bizzat o zamanın avukatları tarafından, vekilleri tarafından da kullanamayacağımız açıklamalar yapılmış arkadaşlar. O yüzden ne yaptık? Öğrendik. Akademik tez yazmadığımızı bilerek bunları kütüphaneye kaldırdık. Bunu size anlatıyorum. Çünkü kanunumuzun lafzı soruşturma dosyasını koşulsuz görmeye bizim çok çalışmadan peşin kabul ettiğimiz kadar elverişli değil. O kadar basit değil. Hukuk konuşuyoruz burada. Sorun nedir? Sorun avukatlık kanunu 36 ve 37'de. Avukatın dava alırken ya da soruşturmada savunma alırken işi reddetme hakkı
ve bazı hallerde de işi reddetme zorunluluğu vardır. Özellikle işi reddetme zorunluluğunu yerine getirmeyen avukat vekalet koyduğu dosyada şekli suç işlemiş olabilir. Eğer karşı tarafa hukuki mütalaa verdi, onun savunmasına katıldıysa ya da karşı tarafın sırrına avukat olarak vakıf olduysa. 36'da da ben suçlu olduğuna inandığım filanca kişiyi savunmak zorunda bırakılamam. Savunabilirim ama savunmak zorunda bırakılamam. Benim de bir toplumsal itibarım var. O yüzden de dosyayı görmek istiyorum. Suçlamanın ağırlığı, suçlamanın delilli olduğu anlamına gelmez. Delilleri görürüm, savunabilir derim, tüm toplumu karşıma alır, savunurum, değil mi? Biz avukatız. Ama onun için dosyayı görmemiz lazım. Ama vekaletname ibraz ettiğimiz anda biz dosyanın vekiliyiz. Bütün bunları görüşmek üzere önce Sayın Bakan'a gittik. Sayın Bakan'la bir noktaya geldik. Akabinde akşamında, aynı günün akşamında Ceza İşleri Genel Müdürü ve Ceza İşleri Genel Müdürü 3 yardımcısı bize geldiler. Saat 10'a kadar bir çalışma toplantısı yaptık burada. Ve kendileri şunu getirdiler. Anlıyoruz, şimdi daha iyi anladık, kabul de ediyoruz. Dosyayı görmeniz lazım. Fakat dosyayı kimin gördüğünü de bir şekilde belgelemek lazım. Biz muhtemelen dediler, yani şu an hani bir gün önce farklı düşünüyorduk ama bu ayrıntılı ve hukuki bilgilendirme sonucunda dosyaya ben filancanın avukatlığını almayı planlıyorum, düşünüyorum, dosyayı gördükten sonra karar vereceğim diye bir dilekçe sunarsa avukat, bu dosyayı kimin gördüğünü ispatlar. Bir kaçak olursa da o kaçak kimdendir bilinebilir. Tefsik edilir. Öte yandan ilgili kişinin de ilgili avukata bir paragraf, işte avukat Polat Balkan'ın dosyamda avukatım olmaya karar vermeden önce dosyayı inceleme isteği vardır. Benim açımdan da hiçbir özel verilerin, kişisel verilerin korunması açısından sakınca yoktur diye bir el yazısı belgeyi verip o belgenin o kişi tarafından verildiğinin beyanını sadece Polat Bey'den alıp bir başkasına sormayıp o kişiyi adliyeye hiç taşımayıp Polat Bey'in avukatın beyanına %100 itibar ederek bir çözüm bulabileceğiz dendi. Şu anda iş bu aşamada. Nasıl? Cezaevinde olanlar ister avukatına ister dosyasına yazı gönderebilir. Yurt dışında olanlar avukatına mektup gönderebilir. Türkiye'de olanlar avukatına elden verebilir. Kaçak olanlar için ise müvekkilim kaçaktır, yakalaması vardır. Daha doğrusu kişi kaçaktır, yakalaması vardır. Ben de nerede olduğunu bilmiyorum şeklindeki beyanın yeteceğini düşünüyorum. Yani müvekkil adayı ortada yoksa salt avukatın beyanı, müvekkil adayı ortadaysa ve büronuza geliyorsa bir satır görsün, hiçbir mahsuru yoktur beyanı. Müvekkil tutukluysa tutuk evinden göndereceği bir beyan. Başkanım,
Yurt dışındaysa bu, ama en ideali avukatın, ben oraya dönüşeceğini sanıyorum Sibel Başkanım zaten, avukatın bir dilekçesiyle bu işi göreceğine ben inanıyorum. Yoksa çok da sağlam olmadığımız, yani bana göre hukuken çok sağlamız ama giderek sığlaşan hukuk yorumları sebebiyle lafızda yazmayan bir yetkinin kanunun özüyle dokunduğu konuda mer'i olduğunu bilmeyenler tarafından bize tanınmayabileceği düşüncesiyle bu bir ehveni şer olarak görünüyor. Başkanım, usul kanununda şüphelinin itiraz yetkisi olan yakınlarının beyanı da burada geçerli olmalı. Çünkü usulde yazılı. Doğru. Doğru, ama o zaman da evlilik belgesini koyması gerekiyor. Yani babası olur, annesi olur. O şekilde yani ikinci dereceye kadar. Babası olduğunu koyması gerekiyor. Evet. Tamam. Olabilir. Yasada çünkü onun haklarını savunma. Ya mantığı var. Evet. Evet, yani avukatın beyanının sonunda benim anladığım kadarıyla yeterli olacak arkadaşlar. O iş öyle çözülecek şu aşamada. Bu çözüm belki herkesi çok tatmin etmeyecek ama yakın zamanda kimsenin vekaletname ibraz etmeksizin dosyayı göremez hale gelmesi söz konusuydu. Onun durduğunu düşünüyorum. Son bilgi sınavla ilgili. Bunları hepsinde söz konuşacağız hep birlikte. Bunda da çok kısa bilgi vereceğim. Sınav noktasında belli bir yere geldik sınav konusunda. YÖK Başkanı'yla geldik, Adalet Bakanı'yla geldik. Herkese aslında tek tek bilgi verdim ama toplu da bilgi verip kayda geçmesini istiyorum. Bu sınav bir avukatlık sınavı değildir. Bir. İki. Bu sınav hukuk fakültesi bitirme sınavı değildir. Aç parantez. Hukuk fakültesini bitirip sınava girmeyenlerin polisliğe, kaymakamlığa, hariciyeye, devletin çeşitli kademelerine ve ayrıca icra müdürlüklerine, tapu müdürlüklerine ve noter yardımcılıklarına başvurması paket olarak planlanmaktadır. Alt başlık, yıllarca biz polis akademisinde polislik okuttuklarımıza yarım yamalak hukuk bilgisi vermeye çalıştık. Şimdi hukuk okuttuklarımıza polislik bilgisi verelim demekteyiz. Bu adli kolluğun gelişinde de bir ciddi adım olabilir. Üç, bu sınav avukatlık sınavı olmadığı için birlik, hakimlik sınavı olmadığı için HSK, noterlik sınavı olmadığı için Noterler Birliği tarafından yapılmayacaktır. Devletin bu konuda uzman olan kuruluşu yok. SYM'dir, orası yapacaktır. Sınavın planlanmasında bir danışma heyeti olması son derece faydalıdır. Bu danışma heyetinin daimi üyesi olma talebimiz, haklı talebimiz vardır, olacağız. Sınav avukatlar için mülakatla tamamlanacak bir sınav kesinlikle değildir. Bu sınav, örneğin 70 alan katılımcıların aldıkları bu 70 puanla
baromuza başvurup staja başvurmalarını, 70 puanla HSK eğer kadro açarsa hakimlik savcılık adaylığı için mülakata başvurmalarını ve noterlikte de sıraya girmelerini sağlayacak bir sınavdır. Sınavla çözüm olmaz diyenlere sınavsız çözüm olmaz demek zorundayım. Mutfağın, bakanlık, baro, birlik ve fakülte ve YÖK tarafını meslek hayatında görmüş biri olarak. Çünkü sınav getirilmediği takdirde siyasetin baskısı YÖK'ün her gün, her ay yeni fakülte açmasını önleyemeyecek. Siyaset baskı yapacak ve YÖK dayanamayacak. Örneklerini görüyoruz. Oysa sınavın gelmesi şehirlerin hukuk fakültesi aşkını törpüleyecek. Edebiyat fakültelerine ya da başka fakültelere o çok romantik duygularını kanalize edecekler. Ve dolayısıyla sınavı geçemeyecek hukuk fakültelerinin açılması zorlanmayacak. Bu fakültelerin eğitim öğretim kadrosunun artmasına, fakültelerin kontenjan talebinin azalmasına, mevcut kontenjanların doldurulamamasına, sınavı geçen sayısı azalacağı için de stajyer sayısının çok ciddi bir şekilde düşmesine neden olacak. Bu ilk adımdır değerli meslektaşlarım. İkinci adımımız hukuk eğitimi öğretiminde çok kapsamlı bir reformdur. Bu konuda da çalışıyoruz. Ama önce enerjimizi şu sınava verip geçirelim. 3 hafta sonra, belki 4 hafta sonra Sayın Bakan, YÖK Başkanı ve ben bürokratların hazırladığı, sınava ilişkin hazırladığı son taslağı bir kez de baş başa gözden geçirme konusunda mutabakata vardık. Bunu ama burada tutuyoruz. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra biraz daha somutlaşacağını düşünüyorum. Burada bir tek ciddi kaygım var. Bu sınav geliyor da. Ciddi kaygım şu. Bu sınav Mart'a kadar gelirse, bir dakika, Mart'a kadar gelirse öğrencileri kapsamayabilir. Nisan-Haziran arasında gelirse öğrencilerin en azından ilk 3 sınıfını, çünkü Nisan artık bitirdi, mezun oldu diye bakıyorum, kapsar. O yüzden ben Mart'tan sonra gelsin noktasındayım. Size şu an sunacağım bilgiler arkadaşlarım bunlar.